Şu anda geliyor mu? Evet. Elektronikçisi. Akıllı düşünene kadar dili geçmiş. O zaman gireyim aşağıya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bu haftaya da çıkaran Allah hamdolsun. Amin. Elhamdülillah. Bu haftada nasıl yaşadık hamdolsun. Elimizde hiçbir güç yokken yaşatan Allah. Duvarda gördüğünüz gibi sizin duvarınız daha net benim bilgisayardan. Benim bilgisayar rahmetli Abdülhamit'ten kalma. Ama orası nasıl bilmiyorum. Yok. Ama idare ediyorum ama bu tabii ki o taraf oturanlar şanslı. Nasıl meçhul bir galiba abi, orası da iki. Evet. Meçhul, meçhul dedin mi? Gayb, yani yok. Meçhul. Şimdi şirk ve dalalet, fısk ve sefaatin yolunu işleyeceğiz. Ben buraya gelmeden önce adetimce çalışıyorum. Çalıştım, notlar aldım. Şimdi bütünsel baktım bu şeye. 632 bu sözler. 32. sözün 3. mevkıfı. Komple kısmen okudum. Atıflarına baktım. Tamam, size bazı çıkarımlar yaptım. Buraya gidecek çıkarımlar. Şimdi onları önerme yapacağım 5-10 dakika sürer. Sonra bununla bunu yeniden beraber işleyeceğiz. Tamam. Şimdi hazırız. Senden vazgeçtikten sonra herkes senden haydi haydi vazgeçer. Senden vazgeçtikten sonra herkes senden vazgeçer. İnsan inatlaşmada ve tartışmada yapmak ve söylemek istemediklerini yapar ve söyler. İnatlaşmada ve tartışmada istemediklerini, yapmak istemediklerini, söylemek istemediklerini o zaman söyler. Aslında tutuyor da diyemiyordu. Demiyor. Poşeti çevirirseniz ilk ağzından en sonunu koyarsanız o çıkar. Sıkıntı kendinden ayrı yaşamanın peşin bedelidir. Bir dakika. Sıkıntı kendinden ayrı yaşamanın peşin bedelidir. Yani biz kendimizle tanışmak istemiyoruz. Kendimizi yaşamak istemiyoruz. Nedenlerde yaşıyoruz. Utanıyoruz. Namaz kılmaktan, örtünmekten. Başkasını yaşamaktan kaynaklanıyor bu. Örtünmekten, namaz kılmaktan, Müslümanım demekten. İnsan kendi benliğini yaşamaması nispetinde sıkıntı bedelidir. Cümleyi okuyorum. Sıkıntı kendinden ayrı yaşamanın peşin bedelidir. Sana teklif edilen semavi rolü oyna. Başka rollere özenle. İnsan sevilmedi mi, o zaman gölgesine sığınır. Madde, servet, başka şeyler insanın gölgesidir. Bir sevilmedi mi insan? Mesela bir şey söyleyeyim size. Çocuğu ve kızı oğlan olanlara söylüyorum. Çocuğunu sevmedin mi? Yani gereken sevgi vermedin mi? Senden daha fazla sevgi dışarıdan kim verirse onun kucağına düşer. Ve bu kaçınılmazdır. Tesadüf değildir. Tevafuktur. Bu böyle olacaktır zaten. Ben ona gösterilen iltifat, ona atılan can simidi gibi gelir. Şu
Şu an sen geçmişinden etkilenip Filiste özetsin. Yani geçmişin özetisin şu an. Sanki yaşama yanlış ve eksiklik imiş gibi yaşıyorsun. Sanki bizim dünyaya gelişimiz yanlış olmuş. Veya hayatımızda bir şeyler eksiklikler var galiba. Haşa. Allah bir eksiklikler yapmış gibi hayattan usanç, anlamsız yaşıyoruz. Öyle de geçebilirsiniz. Hayatı ciddiye alınacak kadar hayat ciddiye alınacak kadar gizemlidir. Gözüktüğü gibi değildir. Allah'ın seyrettiği, senin seyrettiğin gibi olmaması lazım. Allah seyrediyor bu kainatı. Allah'ı inkar edenler, haşa, onun yerine makul bir şey koyamamışlar hayatlarına. Ondan hayatlar anlamsız oldu. Anlamsız hayat, intihar seçenek oldu. İnsanın kendi hayatından daha değerli hiçbir şeysi yoktur. Hayatından daha değerli hayatına gayrı olursa hayat anlamını bulur. Yitirir. Efendim? Yitirir. Anladın mı? Yitirir mi? Yitirir mi? Ha yitirir ha. Hayattan daha basit şey hayata gayrı olursa hayat anlamını yitirir. İntihar seçenek olur. Yani hayatı ciddiye almıyoruz biz. Hatta şeytanı bile nazara almıyoruz. Şeytan hayatımızda pek yok. Ama o şuurlu. Hiçbir şeyin anlamı yoktur derken bile kendince anlamlı bir söz söylüyorsun. Ona geleceğiz şimdi, şirk. Hiçbir şeyin anlamı yoktur derken bile anlamlı bir söz söylüyorsun. Bunu diyebilen insan, varlığın anlam seviyesinin zıttı kadar anlamsız olduğu için der. Hiçbir şeyin anlamı yoktur demek, hayatta ne anlamlı varsa onların toplamı kadar anlamsız kuyuya indiğinden anlamlıya anlamsız der. Anlamsızlaştığı için anlamlıya anlamsız der. Hayatında anlam olmayan insanın hayatın anlamı yoktur demesi bir şey ifade etmez. Çünkü şu söze dikkat edin. Çünkü insanın sözleri ve fiilleri ruhun gizli nabız atışlarıdır. Bir daha. İnsanın fiilleri ve sözleri, doktorum nabıza bakıyorsun. İnsanın fiilleri ve sözleri ruhunun gizli nabız atışlarıdır. Yani nereden çıkarttım? Hutbe-i Şam 77'de insanın fiilleri ve sözleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar diyor. Öyle zamanım oldu ki susamaya susadım. Başka? Ben de şahidim ki, siz şahit misiniz şimdi söyleyeceğime? Ben şahit oldum, yazdım buraya. Ben şahidim ki içimde bana rağmen seven, nefret eden, kabul edip reddeden, üzülen, ağlayan, iman edip küfreden, yani bana rağmen çalışan ve çatışan iki tane umman denizini görüyor. Bana rağmen çalışıyor. Çok acayip. Mesela dün akşam, şey bu akşam değil, önceki akşam 2.52'de kalktım. Bizim meçhul grupta olanlar bu sesi dinlemişlerdir. 2.52'de uyandım, ateşler içinde, sıkıntı içinde. 7.14'te yatabildim. Ne yaptı? Ama öyle bir kazanım verdi ki, tabii istifade edene. Ne yaptı? Bütün geçmişindeki veya öne çıkan şuurlu şuursuz günahlarımı öne koydu. Hepsini topladı.
sen busun dedi. Oysa 53 senedeki hayatın içerisindekileri topladı. Bir anda yapmışım gibi. Ve bu dersler, bu dersleri yapana yakışmaz dedi. Sen kendini aldatıyorsun gibi neler söyledi neler. Bu sıkıntıdan vücudum ızdırapla uyandı. Korkunç. Ne koydumsa da, yani bu kadar hizmetleri koydum karşısına, ateş durmadı. Şöyle iyilikler oldu, olmadı. Şunu anlattım, olmadı. Kuyudan çıkacağım ya, oturmuşum ayaktayım. İki ellik ayak, belki lazım olur size bu. Bütün olumsuzlukları getirerek sizi yeis çukuruna atıyor ya, beni attı da belki işinize yarar. O iyiliğimi koydum, kuyudan çıkamadım. Bunu, bu tarafımı koydum, çıkamadım. Haritalı dersleri koydum, çıkamadım. Ne koydumsa kuyudan çıkamadım. Sen aldatıyorsun kendini. Sen bu davayı kaybedeceksin diyor. Bunları yapan insansın. Dedi, bütün hepsini topladı. Neyle çıktı biliyor musun? Ve kazanıma dönüştü. Dedim ki, bütün o dediklerin doğrudur. Bu yaptıklarım da ben seni memnun etmediği için o ateş gitmedi. Bu da doğrudur. Çünkü bu iyilikleri isteyen rahmet ilahi halk eden kudret-i Rabbani. Bak, iyi dinle şimdi. Allah'ın ikramı söylüyor. Allah verdiğini söylüyorum. 7-14'te verdi de kaç saat kıvrandım. Dedim ki, aç, fakr, noksan ve kusurumu derüfte ettim. Doğru. Zaten senin dediğin ve demediklerinle aşağılığın birisiyim. Ama böyle olduğum halde Allah zıttı zıttına gösteriyor. Rahmetini böyle gösteriyor. Zira sen iyiliklerine sığındın, şeytan oldun. Adem aleyhisselam, ben nefsime zulmettim, kusuru derüfte ettim, kusuru üzerine aldı. Doğru. Allah'ım beni affet dedi, affetti. Sen ise kusuru üzerine almadın ve Allah'a dedin ki, beni sen azdırdın. Ve tövbe etmek gerekirken kıyamete kadar ömür istedin. Evet, iyiliğim Allah'tandır, Rahman'dandır. Yaratan da O'dur, isteyen de O'dur. Benim tek bir sermayem var. Aç, fakr, noksan, kusur. Ben aynen öyle kusurluyum dediğim anda yok oldu gitti. Yok oldu gitti mi acaba? Hayır, tutunamadı. Evet arkadaşlar, böyle şeylere geldiğiniz zaman aç, fakr, noksan, kusuru deruhte edersen seni yeis atamaz. Çünkü ben zaten buyum. Kusurun üzerine alacaksın, savunmayacaksın. Bana itiraf etmene gerek yok. Günah çıkartmaya gerek yok. Biz Hristiyan değiliz. Allah'a karşı itiraf edeceksin. Kusuru derüft edeceksin. Edince rahmet, kudret hepsi gözüküyor aynada. Eğer kusuru derüft ettiğin anda rahmet ilahi gözüküyor. Ben dediğin anda rahmet kara bulutların arkasına gizleniyor, gözükmüyor. Ne koyarsan koydum mu? Ne koyarsam koydum. Yani biraz açık söyleyeyim. Vakıflığımı koydum. Ya Rab, senin dinine ben hizmet etmedim mi? Beni bundan kurtar dedim. Yok. Ya Rab, şöyle şöyle yapmadım mı? Bundan kurtar. Yok. Ne yaptımsa, ama nasıl bir yeis biliyor musunuz? Nasıl bir yeis? Nasıl bir ümitsizliği varlanmış? Sonra aczimi, fakrımı, noksan, kusurumu şefaatçi yaptım. Allah'ım sensin bunların. Her şeyin sahibi sensin. Evet, doğru. Kusurluyum. Kusurunu savunduğu şeytan Allah'a suçladı. Hani biz suçluyoruz ya Allah'a. Niye derse gelmedin diyorum. Allah nasip etmedi diyor. Yani şimdi suçlu Allah mıdır? Diyoruz ya. Niye derse gelmedin? Nasip olmadı abi. Daha şimdi Allah sana nasip etmedi. Öyle mi? Hiç kusur almıyoruz ki. Bak topunu attık gene. Baktım ki bana rağmen çatışan, çelişen, çatışan iki tane zıt umman var.
Bunu fark etmediğin zaman bu dünyada mutlu yaşama şansın yoktur. Çünkü yöntemini bileceksin. Allah Resulü de sıkıldı. O sıkıntının bir çeşidini Hazreti Hatice ile götürdü. O yöntemle ortadan kaldırdı sıkıntısını. Hazreti Hatice radıyallahu anha ile, Ayşe ile değil. Başka bir çeşit sıkıntısını Hazreti Ebu Bekir'e giderek o yöntemle ortadan kaldırdı. Başka bir sıkıntısını Bilal Habeşi'ye ezan okutturarak, başka bir sıkıntı çeşidini Ebu Said Hudri galiba veya o zata Kur'an'ını dinledi. Ebu Said galiba. Kur'an dinledi. Bana Kur'an oku dedi. Estağfurullah ya Resulallah. Kur'an sana geldi deyince bana geldi ama ben de başkasından dinlemeyi severim demiş. O yöntemini, bir sıkıntısını Kur'an'la, başka bir sıkıntısını da namaza sığınarak yok etti. Abi dikkat ettim, bunu her söylediğinizde 4 kere söylüyorsunuz. Bakın bunu her söylediğinizde 4 kere, birincisi de Hazreti Hatice. Aciz, fark, noksan, kusur. Yani sanki böyle bir... Onu düşünerek demedim. Demediniz tabii. Çünkü ben Hazreti Hatice, sahabeler dünyası, alemindeki sahabeler dünyasında çok bambaşka ve bambaşka bir yeri var. Ben bilerek arkadaşlar kimseye ihanet etmedim. Bilerek kimseyi kandırmadım. İhanet etmedim, vefasızlık yapmadım. Yaptımsa da özür diledim. Özürü burada da yapmışım, sitede de yapmışım. Bir şey yanlış söylemişsem dersi paldı, yok etmişim, silmemişim o spor parçayı. Komple dersi yok etmişim. Yani elimden geldiği kadar kusuru gene de dedim. Fakat Hazreti Hatice'yi anlatacağım. Ya Resulallah dedi Ayşe validemiz. Ya hiçbir ağzından düşmüyor Hatice. Her gün Hatice diyor. Ben böyle bir hanımın değil miyim? Onlar evliydi, çocuk sahibiydi. Ben böyle bir hanımdım. Onların içinde bir bendim. Ama Hatice'yi benden fazla zikrediyoruz. Dediği zaman vefat etmiş oysa. Dedi ki, herkes beni yalanladığı zaman o bana iman etti. Herkes benden kaçarken o kendisini ve her şeyini bana verdi. Vefa. Ne olursan ol, ne olur dostlarına ihanet etme. Hata yap. Kusurun olsun. İnsanlıktandır. Ama vefasızlık şeytandandır. Kusur insandandır. Adem kusur yaptı. Ama vefasızlık yapmadı. Bazı insanlara şahit oldum ki haşa Allah'ı kıskandıkları için inkar edip düşman olmuşlar. Bunlar haşa ben olsaydım şunları şunları yapardım, ben olsaydım şunları şunları yapmazdım derler. Ben bazı insanlar biliyorum, Allah'a düşman, Allah'ı inkar etmiyor, Allah'a düşman. Çünkü Allah'ı kıskanıyor. O Allah ben insanım diye. Böyle insan var mı? Var. Var. Kefere. Çok özür diliyorum. Kefere dedi. Doğru söyledi. Çok özür diliyorum. Söylemek istemedim de o yüzden. Aynen kefere aynen. Niye özür diliyorsun ki? Doğru söyledi. Yani bazen eşekten bahsediyoruz. Affedersiniz. Niye affedeceksiniz ya eşek? Eşek sanat ilahi ya. Şimdi kefere. Başka? Devamı abi. Dörtlü. Dört hepsi. Ben yakinen benim için şüphe yok zerre kadar. Bunlardan birisidir. Allah'a kıskanıyor. Çünkü peygamberi geçerek peygamber dünyadaki imamdır. Küre-i Arz mescidinde imamdır diyor Üstad. Mekke bir mihrap, Medine minber, Küre-i Arz satında imamdır diyor. Adam ise Küre-i Arz imamı değil, kainatın imamı. Metubat'a geçmiyor mu peygamberimizi tavsiye ederken? Mekke bir minber, Medine bir mihrap, Küre-i Arz mescidinde bütün etkiya ümmetine, bütün o saflara asılan şeylerin imamlık yapıyor diyor. Demiyor. Küre-i Arz'ın imamı. Adam kainatın imamı ya. Cebrail, Mikail, İsrafil'in her şeyin imamı. Kainatın imamı. Ne demek biliyor musunuz kainatın imamı? Allah'ı kıskanıyor.
Peygamber sen zaten iştir. Zaten kendi lafı zaten. Sen o, sen gelsen bile bunu yapma. Ben gene ya Resulallah, senin tamam, sünnetin, Kur'an'ın tamam ama şimdi ben bundan dönmem. Cebrail bile gelse sana seni onaylamam. Cebrail niye gelecek? Allah gönderecek. Allah'ın elçi, başka bir işlevi yok ki. Cebrail niye gelecek? Niye gönderecek sana Allah onu? Vay getirecek. Sana getirdi ki ben parti kurdum. Bana şey vermem diyor. Bu Allah'adır. Çünkü Cebrail kendi müktedir değil ki kendisi. Allah'a kıskanma çıkartıyor. Bunları topla altına. Alt alta toplayınca bu kanat değil. Kesin. Adem aleminin imamı. Adam kainatın imamı ya. Peygamberimiz küre arzın imamı. Şaşırdın değil mi Abdullah? Tövbe estağfurullah. Adem alemin. Bu kadar yeter. Aslında işine giriyor. Şunu da okuyayım da. İçsel aleminde belirsizlik hakimse bu insan inkarcı olur. En büyük acılar genelde ilgisizlikten beslenir, kaynaklanır. Allah'a inanmak dünyada mutlu ve huzurlu yaşamak için değildir. Bir kuvvet insanlık hakikatimizi bir fiile dönüştürmektir. Bunun adı da ubudiyettir. Ateist, madem Tanrı yoktur sence, o zaman ispat için düşünmeye gerek var mı? Allah Tanrı yoksa, yok olanın ispatına gerek yoktur. Niye o zaman düşünüp inkarını ispat etmeye çalışıyorsun? Peki, ispat etmeye çalışanlar ne yapıyor? İspat etmeye çalışanlar ise, Allah'ı ortaya koymak değil, ruhlarını inşa ve ihya etmek için malzemeler toplamaktır. Aslında inkar ve kabul eden insanlar kendi idraklerinin sınırlarını çizerler ve oradan bahsederler. Yani inkar ve iman edenler kendi idraklerinin sahasını çiziyorlar. Bana geliyor ki inkar edenler Allah'ı kabul etmekle kendi orijinalleri kaybolmaktan korkuyorlar. Allah'a iman etmekten niye korkuyorlar bazıları? Bana geliyor ki orijinalliğin bozulacak. Anladınız mı bunu? Çok ilginç bir. Yani fabrika ayarları. Kendine verdiği hava. Yani mesela bir şeye inanmak insanlığa yakışmıyor. Kendisini yakıştıramıyor. Bir kişinin kendisini ele vereceği endişesiyle hakikatlerden korkmaya başlamasından daha büyük tehlikesizlik olamaz. Bir de okuyun. Bir kişinin kendisini ele vereceği endişesiyle hakikatlerden korkmaya başlamasından daha büyük talihsizlik olamaz. İman etmeyle ondakilerin bende uyanmasına sebep oluyor. Allah inancı delil yetersizliği falan değil. Bak, Allah inancı veya inkarı delil yetersizliği falan değil. İnanmamaya verilen karardır. İnanmamaya karar verdinse artık basit şeyler bile sana delil olur. Eğer inanmak fıtratında var, karar vermişsen delile de gerek yoktur. Çünkü basit bir şey sana delil olur. Bu şeyden sonra şirk ve dalaletin şirk ve dalalet, fısk ve sefahetin yolu. Şirk ve dalalet arasında fark. Şirk nedir arkadaşlar? Ortak koşma. Evet. Dalalet? Peki şöyle. Birisi inkar, biri ortak. Dalalet. Dalalet ne diye? Kabul Adem. Dalalet. Şirk? Ortak koşmak. Şirk ortak koşmak. Dalalet? Allah'ın emirleri dışında hareket etmek. Sebeperestlik. Dinsizlik. Yani idealist değil. İdealist hücum etmiyor. Dalalet. Allah'tan afil olmak. Dini inkar etmek. Yoldan çıkmak mı? Dalalet. Yoldan çıkmak.
Sen ne diyorsun Abdullah? Abi dalalet delilleri görmeden Allah'ı inkar etmek. Kafasına yani, göre yaşamak. Abi. Evet, kendi fikriyatını delil görmek. Kainatın asli delillerini görmek. Birisi şirk, Allah'a inkardır. Dalalet ise rububiyetin inkardır. Yani icraatın inkar ediyor. Allah'ın kainattaki makasıdı aliyesini göremediği için ya haber gönderdiği kitapla bu sefer kainattaki icraatını red ve inkar eder. Red ve inkar eder. Fısk ve sefaati yolu. Fısk. Fısk nedir? Sefaat arasında ne fark var? Günahkar abi. Fısk mı günahkar? Fasık. Sefaat ne? Sefaat umursamadan. Helal, haram, umurunda olmadan. Evet. Nefsinin isteklerinin arzularına göre yaşar. Aynen. Aynen böyle. İnsanı nihayet derecede sukut ettiriyor. Alçak yapıyor. Biraz önce saydığım şeylerden. Böyle oluyor. Yani mesela adam delil bulamadığı için Allah'ı kabul edemiyor değil. İnkarına karar verdiği için en âli delil dahi delil kabul etmez. İman etmeye karar vermek basit bir alameti rüya ile bile... öbür türlü rüyamız var. Evet. İnkar edenler. Yüzde bir, delil bulamadığı için inkar eden %1 vardır. Çok az, beyni. %1'dir. %1'dir. Yani ikna edilebilir, ben delilini, yani rastladığım için söylüyorum, ben delilini görsem inanacağım. Deyip de bunun sancısını da yaşayan gördüm. Evet. Var. O tipten var, az var. Ama inkar edenlerin %90'ı delil bulamadığından değil, inkara karar verdiğindendir. Bilemiyorum. Mesela... Psikoloji sorunu olanları ben mesela yakınım, %100 mesela benim alimimde. Psikoloji sorunu olanlara yol gösteriyorsun ama yapmıyor. Şunu şunu yap diyorsun, yapmıyor. %90'ı böyle. %10'u da yapıyor ama pazarlıklı yapıyor. Ben bunu yaparsam Allah'ım sen beni düze çıkartacak mısın? Yapıp 3 gün sonra yukarıda o bizim gibi huzurlu olmak istiyor. Abi dediklerini yaptım düzelmedim. Ya devam et çünkü. Pazarlık yok. Allah'ına pazarlık yapmayacaksın. Öyle birisi vardı, fotoğrafçı. 2-3 gün sonra dedi ki, hani sıkıntım gitmedi, ben namaza başladım dedi. Senin dedim namazın şey, sıkıntın gitmez. Niye? Çünkü pazarlıklı yapıyorsun Allah. Allah ile pazarlık yapanların işi düz gitmez. Ben bunu böyle yaparsam sen bana bunu verir misin? İsa Aleyhisselam'a da geldi. Sen buradan aşağıya at bakayım Allah seni öldürüyor mu öldürmüyor? İsa Aleyhisselam demiş ki ey melun Rab kulunu tecrübe eder ama kul Rabbini tecrübe edemez. Yani sen böyle böyle yaparsan ben sana böyle yaparım. Bakayım göreyim yapabilecek misin Allah der. Ama insan demez ya Rab ben böyle yapacağım bak ama sen böyle yapacak mısın? Ben buradan aşağı atlayacağım ama beni öldürme. Hadsiz elemler içinde nihayetsiz ağır bir yükü zayıf ve aciz beline yükletir. Şirk ve dalalet. Fısk ve sefaat. Ne yaparmış? Hadsiz elemleri. Ne kadar elem mesela? Şimdi mesela kabri nasıl yorumlayacak? Şimdi düşünün kefeni nasıl yorumlayacaksın? Dün halanın çocuğu 37 yaşında öldü. Kanserli öldü, trafik kazasında düşüp öldü. 34 yaşında tuvalette öldü. Neresiydi? Dur, bu seyahatinde rastladım. Allah'ın selamı sinanı. Hatay'da, Kırıkan'da. Tuvalete gitti, sabah işi geçirmiş. Hiçbir şey yok. Tuvalete gitmiş, bir daha çıkmayınca tuvalete bakıyorlar, orada gitmiş. Çok düşündürüyor beni gidiş şekli. Yani Allah ile aran iyi olacak kardeşim, yoksa yatamazsın. Hiç mi fırın görmüyorsun, fırın? Taş fırın, böyle bir metre, böyle bir fırın. Hiç mi o kürekle ekmek çıkardığını, o içeriye bakmıyorsun? Hiç mi dişçiye gidip dişini deldiklerine rastlama? Yani cehennem bu kadar bile olsa,
Hiçbir azap yok. Koyalım buraya. Acıkma yok. Susama yok. Ölüm de yok. Sonsuz burada kalacaksın. Sonsuz. Akrabanla görüşme yok. Sonsuz. Burada, bu odada kalacaksın. Hiç kimse yok. Orada yazıyor. Sonsuz buradasın. Ölüm yok. Yaşlanma yok. Hastalanma yok. Aklı duruyor demek. İntihar da yapamıyorsun. Bir son ister ki abi. He? Bir son ister yani insan. İşte yok işte. Şeytan da orada. Beyin de orada. O yeter yani azapla. He? Yani cehenneme gerek yok değil mi? Bu kadar olsa yeter. Sana azap vermiyorum ama burada dur. Peki, imansız nasıl yaşıyor ya? Sarhoş ediyor sürekli kendini abi. Evet. Demek ki adsiz eylemler içinde nihayetsiz ağır bir yükü zayıf ve aciz beline yükletir. Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa. Onu toplamayı onun için okudu. Ona tevekkül etmese, tanımak Allah var deyip de hadi bakalım gene istediği gibi yaşıyor. Öyle değil. Tevekkül etmezse, onu hadiselerin içerisinde vekil yapmasa, hadiselerin içerisinde. Mesela bir tanesini söyleyeyim, şaşıracaksın. Memursun veya bir iş yapacaksın. Evi taşıdın. Niçin taşıdın? Evi iki şey için taşınır. Ya fabrika işin oradadır veya çocuğun okulu oradadır. Davası için taşınan var mı? Elini kaldırırsın. Dava, ben burada hizmet pek yok ama işim yerinde. Çocuğum da şey... Ama dershane burada pek olmadığı için dershane faaliyeti falan yerde daha fazladır diye taşınan vardır. Mutlaka da elini kaldırın. Ben İstanbul'a bunun için geldim. İstanbul'a bunun için geldim diyor. Var mı? Sen de mi abi? Yok diyor. Sen de mi Murat? Ben abi İzmir'e gidecektim, gitmedim. Sırf hizmet için. Yok abi. Evet. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musun Murat? Alo abi! Abi İzmit'teyiz. Tamam mı? Sen hizmete gitmedin ya. Abi evi de taşıdık elhamdülillah. Çocuk da burada okuyordu tam. Abi şey soracaktım. Burada dershane nerede? Evi taşımış, okulda taşımış. Her şey tıkır tıkır. Şimdi ne yapalım? Yedek bir istepne lastik lazım. Çünkü lastik patlayınca ne yapacağız hayatımızın lastiği? Yedek istepne lazım. Bir dershane yapalım şimdi. Abi nerede? Ha daha hiç taşınmadan, şey yapmadan, hesap etmeden hiç dershaneyi sormadın. Şimdi bitti, her şey bitti. Ne yapalım şimdi? Cenaze olacak, hastamız olacak, sıkılacağız. Canım nereye gideceksin? Sen bir dershane. Ha dershane lazımmış diye. Şimdi ondan sonra dershane arıyor. İlk önce dershane arayacaktın. İlk önce hizmet için gidecektin. Hadi çocuk için gittin. İlk önce bir bak orada hizmet var mı? Dershane faaliyetleri var mı? Ben maneviyatımı nasıl devam ettireceğim? Komşum kimdir? Ecdat daire almadan komşu alırdı. Şimdi ha bu. Belki üstündeki lanetli iş yapıyor. Lanetli bir insan. Yani tevekkülden bahsettim. Tevekkül, ya tamam ya Rabbi, başım dağılıyor ya, seni vekil ettim. Hayatın içerisini Allah'a hakim kılmaktır. Yani hesap yaparken toplamak, Allah'a da devreye sokmaktır. Allah ne der buna? Çocuğun okulu için semt değiştiriyorsun, şehir değiştiriyorsun, devlet değiştireni biliyorum. İngiltere'ye taşınanlar var. Almanya'ya taşınan var, çocuk orada okuyor diye. Ama buraya... Abi gelemiyorum ya, başım ağrıyor ya. Zamanım yok abi, dersen nasıl geleyim? Öyle geleceksin ki, Musa'la öyle geleceksin ki, öyle inatlaşan, benim önüme dedi, kırmızı halı koysanız bile gelmem dedi. Sonra öyle tıpış tıpış geldi ki, üzerinden traktör geçince, traktörden düşüyor ama nasıl oluyorsa traktör geri geliyor, üzerine geçiyor. Kırmızı traktör müymüş abi? Ha onu bilmiyorum ama kırmızı halısı bile serseniz gelmez diyor. Vallahi Risale okuyor. Geleceksin kardeş, büyük konuşma. Mecbursun. Çünkü adam gibi gel. Ha adam gibi gel. Ha? Yine de bıraksın. Allah ne kadar hoş ya. Allah'tan kim zarar gördü ki? Hasan Hocam şey diyor Necip Fazıl. Yatay olarak zaten geleceksin. Önemli olan dikey gelmek yani. Doğru demiş buna. Bak, insan eğer Allah'ı tanımazsa, ona tevekkül etmese, o vakit insan gayet derecede aciz ve zayıf
Bak gayet derecece aciz. Nereye gücü yetecek? Kalp atışlarına hakim misin? Zayıf. Nihayet derecede muhtaç. Bak. Acizdir, zayıftır. Karşıtına bak. Nihayet derecede de muhtaç ve fakir. Aslında öyle olmaması lazım. Acizim çok zengin. Güçsüzüm, dayanağım çok. En azından bir şey. Ama hem acizim, hem fakirim, hem muhtacım, hem fakirim. Yani nasıl olacak? Acizim, zayıfım, muhtacım, fakir. Ne var, hiçbir şey yok ki. Yani acizim ama çok servetim var, hiçbir şeyim yok. Bak ne kadar ters. Mesela şöyle diyorum. İnsan yaşlanmıyor. Hassasiyeti artıyor. Çocuklar büyümüyor. Dertleri artıyor. İnsan yaşlanmıyor. Hassasiyeti, tahammülü azalıyor. Çocuklar büyümüyor. Dertleri büyüyor. Dertleri çoğalıyor. Ufakken sevdin, sevdin. Daha sevemezsin. Çünkü içinden gelmez. İnsan gayet acizdir. Zayıftır. Nihayet derecede muhtaçtır. Fakirdir. Yetmiyor. Hadsiz musibetlere maruz, elemli, kederli, bir fani hayvan hükmünde olup, bütün sevdiği ve alakadar peyda ettiği bütün eşyadan mutemadin firak elemini çeke çeke, nihayette baki kalan bütün ahbabını, nihayette baki kalan bütün ahbabını bir firak-ı elim içinde bırakıp kabrin zulümatına yalnız olarak gider. Şuraya bak. Şu saydığı sıfatlara bak. Ha arkadaşlar? Şuna bir sayalım mı beraber bir daha? Bak hele ya. Ben de bunu bilmiyordum bu kadar ya. İnsan gayet derecede aciz. Altına yaz. Alt alta. Gayet derecede zayıf. Nihayet derecede muhtaç. Nihayet derecede fakir. Hadsiz musibetlere maruz. Kederli. Altına yaz. Elemli. Bir fani hayvan hükmünde olup, yetmiyor, altına ekle, bütün sevdiği ve alakadar peyda ettiği bütün eşyada mütemadiyen firak elemini çeke çeke. Firak elemi, firak neymiş biliyor musunuz firak? Ustad, ayrılık değil, ölümün kendisi firakmış. Şöyle bir şey diyeyim, sizi kurtarayım. Aşık olup da diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam, hayasını, iffetini muhafaza edene Allah cennete koyar diyor, vacip olur diyor. Şimdi ben ömrümün hiç aşık olmadığını bilmiyorum. Yani böyle de ben demek ki biraz hayvan et mertebesi var bizde. Böyle bir şey olmadı bilmiyorum. Fakat bir şey anlatacağım. Bir hafta önce başıma gelen böyle böyle diye diye demek ki Allah tattırdı, aman ya Rabbi. Elimi kaldırdım, dedim ki Allah'ım aşıklara yardım et. Niye dedim biliyor musun? Vallahi odamda dua ettim. O kadar. Ona firak var ya, geçti benim geçmiş şeyime. Tamam mı? Ona yatakta kimse yok ya. Biz ömrümüz tek olduğumuz için bize alakadar edecek bir şey yok ya odada. Yani iş bu yani. Diyeceksin ki hep olmuyor. Başka bir şey yok. Benim hep düşüncelerim başka. Eşim, aşım, işim, yatım, katım, her şey bu. Düşünce. Başka bir şey yok ya. Ulan bir baktım o geçmişteki o ahbaplarım var ya, annemizde, babamızda geçen o şey mahalledir, şudur, tamam mı? Onları görmek istemiyorum ha, gördüğüm zaman. O geçmişe gittik ya o çocuklukta. Onu gecede kimse yok seni alıkoyacak, seni bu tarafa alacak. Sana onu unutturacak bir şey de olmayınca. Aman ya Rabbi, o firak var ya firak. O yangın var ya o yangın. O firak var ya firak. Ayrılık. Nasıl bir ateşmiş ya. Hemen aşıka gittim. Ya Rabbi, aşıklık buna, yani köyünü, akrabasını, sevdiklerini düşününce o hepsi kabirde ya, o insanı bir yakıyor ya. Onun için demedi. Akrabasının elemine sabredene cennet vacip olur demedi. Ondan daha ne kadar betermiş bu aşık olmak ki. Aşık olup iffetini ve namusunu koruyana cennet vacip olurdu. Ne kadar acayip bir ateşmiş. Firak dediği için söylüyorum. Firak ateştir ya.
Vallahi nasıl yaptım biliyor musun? Baki bir gençlik var, evde bir hayat var. Hepsini dizdim karşısına ve hemen masama oturdum gece yarısı. Bir şeyle meşgul oldum. Adama başka format atınca kurtardı. Ona cevap yok. Hemen bir şeyle meşgul ol. Şeyde ise 2.52'de kalktığım zaman ne yaptımsa oturuyorum masaya. Çalışıyorum, tahtayı geçtim, haritalar yapıyorum, gece yarısı neler, millet de zannediyor ki ulan gece uyumuyor. Bu tahtalara bunlar yaparak ne gayretli ne bülçeyli, şefli adam. Hayır, azabından kurtulmak için çalışıyor. O saatte de atıyorum ya size. Ulan ne adam lan, bir üçte ya bu haritayı attı ya. Niye? Azaptan kurtulmaya çalışıyorum, gitmiyor. Sonra dedim ki, aç, fakr. 90 kusurumu derüt ettim. Doğru. Ya ben böyle 90 kusurum. Aciz. Hiç dini anlamak, ne kadar nakıs olduğunu bilme. O zaman rahmet aktif oluyor. İnsanda dahi böyle çalışıyor abi sistem. He? İnsanda dahi aynı çalışıyor. İnsanda çalışıyor da ben de insan olduğum için. İnsanda da böyle çalışıyor. Şimdi şöyle bir şey, çok zengin bir adamın karşısında ben şu kadar servetim var, bu kadar servetim var demek o adamı güldürür sadece. Desen ki, ya hakikaten ben fakirim, sen zenginsin, ben fakirim, sen böyle halindesin, sana ceza vermekten... Aynı şeye uygulaştık, aile, hanımla kavga ediyoruz. Yani kardeşim ne kadar haklı dayı olsan, İnatlaşmak, münakaşa, adamı ne yapar biliyor musunuz? Adamı inata götürürüz. Ama desen ki, doğru, bak kusurunu devlet etmeyi söylüyorum. Karşıdaki hanımın ya haklısın %100, %500. Sen peki ona münakaşa ısrar etsen, o ne yapar? İnatlaşır. Kusurunu ispat etmeye çalışır. İyi olduğunu anlatmaya çalışır. Ama dese ki, tamam sana münakaşa ediyorsun, şöyle desen, hakikaten ya, kusura bakma ya. Yani kusurluyum diyemiyorsan da deme de öyle, şöyle de, galiba ben kusurluyum. Hani var ya güzel bir yemek oldu, sokaktaki adama, sokaktaki veya müşterilere ne kadar iltifat yağmuru yapıyoruz? Cömert değil mi? Cömertçe. Senin güzel yemek yapan annene, bacına, hanımına iltifat yapmıyoruz. Eline sağlık ya, ne kadar hoş olmuş. Tamam, ne kadar güzel olmuş. Diyemiyorsan bana şöyle de. Galiba bugün çok acıkmıştım da onun için herhalde yemek güzel gözüküyor. Bari öyle de ya. Herhalde bugün çok acıkmıştım da yemek onun için lezzetli olmuş. Ya insandır ya. Kedi bile iltifatla acayip oluyor ya. Geçen akşam bir yere gittim, kendi iltifat ettim. Hem de benim insanım anlamadığı halde. Davranışımla pişt yaptım, kedi kucama geldi ya. Gel yani, git lan. Böyle tedirgin, bir de vuruyor. Lan bir de insan düşün bunu. Ya biz kediden canavarız ya. Benim hakikaten iyilik varken kötüye ne ihtiyaç var? Ne gerek var ya? Diyorsunuz ki bizi mecbur ediyor tabii. Kederli fani hayvan hükmünde olup, bütün sevdiği ve alaka peyda ettiği bütün eşyadan. Nereye alakadarız? Araba. Yat, kat, para, gençlik. Tamam mı? Ölmek istemiyoruz. Uzun yaşamak istiyoruz. Tamam, uzun yaşamak şeytan insandan çıktığı zaman, insanın bedeninden şeytan çıksın, uzun yaşama isteği olmazmış. Uzun yaşama isteği pompasını şeytan veriyor. Çünkü Adem Aleyhisselam'la şeytan yeryüzüne indiği zaman Adem Aleyhisselam ne dedi? Allah'ım beni affet, ben nefsime zulmettim diye dua etti. Ulan ben de şeytandan bir şey bekliyordum, tövbe yapacak kafana. Ya, ne dedi o? Ya Rabbi beni sen azdırdın diyor, kıyamete kadar ömür ver. Tövbe de etmedi. Şey abi, o kıyametin sonuna kadar, kıyamete kadar değil. Kıyameti geçmek istedi. Onu da geçmek istedi. Onu istedi ama... Kıyamete kadar değil, kıyametin sonuna kadar. Tam söyledi. Peki o zaman eğer hakikaten uzun yaşamak makbul olsaydı Peygamber 63 sene yaşamazdı.
Şeytan 7000 sene bölünlükte ömrü çıkıyorsun dünyada. Yani kusuru deluhte edeceğiz. Kusuru üzerimize alacağız, sahipleneceğiz. Yani kendimizi avukat gibi savunmayacağız. Kederli, fani bir insan hayvan hükmünde olup, bütün sevdiği ve alaka peyda ettiği bütün eşyadan mütemadiyen fırak elemini çeke çeke. Fırak çok acıymış ya. Ölüme iki tane sebep gösteriyor. Ölümün kendisi fırakmış. Bir de ölümün sebebi neymiş? Hadi. Ahbaptan mufarakat, fırak. Başka? Bir tane de vardı işte. Ölümün şey değil mi? Ölümün ölüm işte, ölüm budur diyor. Ölüm yol bulamazdı bize. Bir şey tamam, bir fırak işte bu. Bir tane de var. Emelinin, dünyadan emelinin kesilmesi miydi abi? Ümidinin kesilmesi miydi dünyadan? Ölüm mü? Evet. Yani dünyadan ümidinin kesilmesi, Azrail'e... Evet. Yani ölüm acısı var ya, birincisi fıraktır, ikincisi yeistir. Yeist işte. Kardeşler, bak bu dersten çıkacaksınız, bu derste rahatsınız. Beraber şimdi gelmez ya. Yani. Odanıza gittiğiniz zaman veya tek kaldığınız zaman böyle o kabir, ölüm ve sonraki hayat hatırınıza gelince size ne yardım ediyorsa o anda onun çapını, kalitesini genişletin. Bugün abi mecule atmıştınız. O hakikaten çok doğru. Ben onu kendi kafa, özellikle namazda insanın kafasında canlanıyor. Hangisi? Şehirde insan bazı şeyleri, kabir korkusu insan şehirde anlamıyor. Evet. Mesela bu kadar görev yaptım, vazife yaptım, mekteplere de derse girdim, yurt dışında vazife yaptım, yani fabrikada değil, dini vazife yaptım, camilerde yaptım, medreselerde yaptım, çocuk okuttuk, şehirlerde vesaire. Şu bana kan attım işte, onu okumadım yani, peki okurum sonunda. Kanal şu, şehirde yaşayanlarda ölüm korkusu pek olmuyor. Kırsal bölgelerde tek yaşayanlarda daha çok oluyor. Sebebi, yalnızlığın ne demek olduğunu şehirdekiler bilmiyor. Söylesen bile anlamıyor. Çünkü saldım çayra, mevlam kayra tarzında karabalıkta yok oluyor. Karabalıkta firakı anlamıyor. Köylü yalnızlığın ne demek olduğunu kabre yalnız gireceksin deyince ruhuna kadar hisseder. Yalnızlığı biliyor. Hele yalnızlığını eşini kaybeden, kocasını kaybeden demiyor. Kocasını kaybeden kadın yalnızlığı o kadar hissetmez. Karısını kaybeden adam yalnızlığı ta kemiğine kadar hisseder. Ya öyle değil mi? Bugün bir arkadaşımızın eşi vefat etti. Gerçekten öyle. Diyor ki rahmetli babam derdi ki zaten karnından öldü. Oğlum dedi Allah'a gücü olmasın ama keşke o yaşasa da ben ölseydim. Babam bunu diyecek adam değildi. Rahmetli demez. Bizde şey var ya, karılar ölsün bir şey yapalım. Yani yiğit ya, değilmiş ya. Baba niye dedim ya, senin eşin diyor, alırız dedim kırıklardan bir tane daha dedim, Arabistan'dan şunu. Sana alırız dedim. Oğlum o eşin değildi. Babam neydi? Babama diyor. Babam neydi? Oğlum o benim her şeyimdi. Sen bu kadar söyleyin, benim diyor, kendisi Almanya'da kaldığı için kültürlü. Bana bir dünya verdi dedi, onun içinde yaşıyordum. Ben şimdi o dünyadan atıldım dedi. Ben şimdi ne bu yaştan sonra hangi dünyada yaşayacağım? Ben de dedim ya annem nasıl bir dünya vermiş? Yani içinde yaşıyormuş. Firak'tan bahsediyorum arkadaşlar, firak. İçi yakıyormuş. Firak elemini çeke çeke nihayette baki kalan bütün ahbabını bir firak-ı elim içine bırakıp kabrin zulümatına yalnız olarak gider. Yalnız. Arkadaşlar yalnız olanlar yalnızlığını bilir. Yalnız böyle şehirde yaşayanlar pek yalnızlığı bilmez. Onun için kabri yalnız gider deyince de almıyor. Bir de şehir iptal his yapıyor. Yani mesela dişçi daha muamele yapmadan iğne vuruyor ya, hissi iptal ediyor. İnsan da büyük şehirler insana insanlığını unutturacak iğne vuruyor. İnsana insanlığını unutturacak iğne vuruyor, iptal hissediyor. Hiçbir şeyden endişe etmiyor. Kabir deyince hiç. Anladın.
etkilenmiyoruz. Biz de öyle. Mesela hiç daha önce ölen var mı? Yani tecrübesi olan var mı öyle mi? Yok değil mi? Şimdi ilk defa öleceğiz. İnsan ilk defa böyle bir şey. Yani insan merak etmiyor mu? Nasıl olacak ya? İlk defa doğum, ilk defa ölüyoruz. Mesela. Yani doğum neyse. Çünkü şuurum yoktu. Nasıl doğdumsa doğdum yani. Beni fazla alakadar etmedi bu iş. Ama ölümü ben tadacağım. Doğumu ben tatmadım. Bilmiyorum. Doğumu tatmadım, bilmiyorum. Tatmışım da ben haberim. Ama ölümü tadacağız, biliyor musun? Nasıl tadacağız, biliyor musun? Böyle, böyle değil ha bu şuur. Bütün şuurunla, bütün zihniyetinle, bütün aklınla, bütün duyguların, her şey bütün ne kazanırsa hepsi son ışıkları yanmış olarak. Her şey ayan olarak olacak bu iş. Korkma. Korkmaya gerek yok. Ve en çok sevdiğin simat. Yani bütün duygular en uyanık diyor. Hüşyar. Öyle geçiyor. Zihnin hüşyar, tasdikin hüşyar, hayalin, amelin, niyetin, ihlasın, sadakatın. Hepsi çapını genişlettiğin kadar. Hepsi uyanacak. Çünkü buradan ayrıldın. Hiç kimse yok. Yani evet yaşıyorsun. Ayrıldın derken kulak duymaz. Göz görmüyor. Sekerat yani. Sekerat demek bütün yaşadığın hayat bir tane nokta olacak. Her şey son zirvede olacak. Kime ne konuştunsa konuşmaların toplamı açılacak. Ne dinledinse müzik, Kur'an hepsi açık olacak. Nerelere gittinse, nerelerden geldinse, nereleri ders dinledinse, nereleri kitap okudunsa. 208 Emir Dağ 1. Okudunuz her Risale-i Nur sayfası diyor. Haşir meydanında berat senet olacak diyor. Aa, ne yaptın dünyada diyecekler sana. Ya Rabbi. Aa, burayı da okudum. Burayı da okudum. Aa, burayı da okudum. Burayı da okudum. Burayı da okudum diyeceğim. Diyecekmişiz. 208 Emir Dağ 1. Yani o berat senet olacak diyor. Çok acayip. Ölüm firak, ölüm firak acısı mı yaşatıyor? Evet. Yani şöyle, ya her şeyden ayrılacaksın, kefeye koy, veya sen hepsinden ayrılıyorsun, aynı şey. Abi ölen zaten ölüp gidiyor. Yani öyle gider, şimdi yani şöyle, yani şu manayı söylemek istiyorum. Şimdi sizi burada bağlayan, sıkan, bütün buradaki mesela araba, ev, bütün eş. Eş. Yani her şey. Bunlar aslında bir manada bizim kabrimiz olmuyor mu abi? Kabir. Peki bu kabirde kim olur? Ölü olmaz mı abi? Yani bu bir kere değil. Öldü gitti, acıyı bir kere çekti değil. Burada her kabri, her ölümü onun için ayrı ayrı bir fren. Yani bir kere değil. Yani çeke çeke herhalde o yüzden biraz vurgulanıyor. Öyle değil. Evet. Fırak elemini çeke çeke. Fırak elemini çeke çeke. Arabadan ayrılacaksın. Değil. Çok sevdiği için mi abi? Arabadan, hatundan, işten, aştan, gençliğinden. Neyi alakadar duyduksa. Hepsinden çeke çeke. Çek, 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 çek. Hepsi bitiyor. Ben buradan nasıl baktımsa, yani dinin müjdesi var. İşte dünya zindan, ahiret bostan. Ölüm firat değil, visaldır, kavuşmaktır diyor. Itlak-ı ruhtur, tahvili vücuttur. Mesela bu tesellileri ne kadar okudumsa, ne olursa olsun buradan kabre baktım, el elimi teskin ettiremedim. Ne olursa olsun. Bak bir yöntem buldum kendimce. Ya işte zindani dünyadan, bostanı cinana, İtlak-ı ruhtur, tahvili vücuttur, baki bir gençlik, Allah'a kavuşmaktır. Ölümü böyle, he? Tebdili mekandır. Bu kadar şey konuştuk. Bunları okudum, tefekkür ettim. Gene buradan oraya baktığım zaman kabir deşeti gözüküyor. Kurtulamadım. Ulan dedim ben bu nasıl kurtulacağım? Bir meğer kabire buradan oraya baktığımız için böyle gözüküyor. Hayalen içe enfüste kabre geçtim, oradan bu tarafa baktım. İnan oradan da bu taraf aynı böyle kötü gözüküyor.
O kadar kötü gözüküyor ki cehennemmiş. Kabir ehline sorulsa kazananlara bir an gelmek istemezlermiş. Buna delilim İsa Aleyhisselam ölüyü diriltti. Dirilen adama dedi ki İsa Aleyhisselam madem kalktı mezardan sen kalk dedi çıkardan gel gene yaşamaya devam et. Adam gelmedi. Bir kere tattım dedi bir daha tatmak istemiyorum ölüm dedi. Peygamber Efendimiz'in mucizesi de var abi. Çocuk. Yalnız bir kadın çocuğu var ya. Evet o bir tane de onu Allah razı olsun. İyi hatırlattı. İki tane çocuk. İki tane. Çocuğa mesela gömmüşler. Bir tanesi ölmüş bir tanesi gömmüş adam. Dedi ki ya Resulullah Müslüman olduktan sonra kızıma gidelim de neyin aç ne teslimiyet. Dua et de dirilsin. Yaptığım hata telafi olsun. Kıza gidiyorlar. Ya filane. Lebeyk ya Resulallah. Anne babana dönmek ister misin? Hayır dedi. Onlardan daha hayırlısını buldum. Dönmek istemem. Eğer oradan bu taraf kötü gözükse, gözükmeseydi o adam o kız gelirdi. İçeriden dışarıya bakmak neyse ötelere geçeceksin manen. Oradan bu tarafa bakınca bir düşün ötelerde. Ahmedi Farukiler mesela diyor ki şimdi İmam Rabbani Hazretleri sağ olsa tam öteki, öteki taraftan baktırma yöntemini öğretiyor. Bak usta diyor ki Hindistan'da İmam Rabbani sağ olsa Lut Gölü'nün kenarında Lut Aleyhisselam öyle. Arabistan'ın güneyinde Salih Aleyhisselam orada. 124 bin peygamberi dağıtır mısınız dünyaya? Dağıtın. Şimdi ziyaret etmek istemez misiniz onları? Kesinlikle. Yok ya ben niye ziyaret edeceğim? Televizyon seyredeceğim. Resulullah'ı niye ziyaret edeyim? Değil mi? Şu Şam'da, Suriye'de şey var. İsa Aleyhisselam arkadaşlar hadi komayla gidiyoruz. Ya maç var be kardeşim ya. Maç seyredeceğiz şimdi. İsa Aleyhisselam'ın ziyareti değilim şimdi zamanı mı? Değil mi? 124 bin peygamber, 124 milyon evliya. Ziyaret vuku bulsa o yolu açsa Allah aşkı ya. Geçeceksiniz geleceksiniz diyor. Tamam. Ben koridoru açacağım. Ölümle oluyor ama bugün ölüm yapmayacağım. Hadi gidin görüşün. Allah dese peygamberimize gitmez miydi? Ne bahane gösterecektin ne şey? Maya satacak bu abi. Ya maya satacağım ben peygambere gidemem der misin? Benzer şeyi ben dün akşam babama söyledim de. E dedi bilsek ki öyle olacak elbet gideriz ama dedi garanti değil. Şimdi oradan çıkartıyorum. Ölüm korkusu sorumluluk korkusudur. Anladık mı? Bir daha. Ölüm korkusu, ölümün kendisi değil. Sorumluluklarımızın korkusunu var. Ama bazıları da böyle yapmış. Şebi Aruz demiş, düğün gecesi. Ya Rabbi ben ne yaptım ki bana ölüm gelmiyor, elime geçmiyor. Ölümü böyle istemişler. Allah'ım beni unuttun ya. Demek ki ölüm korkusu, sorumluluk korkusudur. Kabirden korkmuyoruz. Abelimizden korkuyoruz. Güzel yaşamak için yapmak lazım? Güzel yaşayanlarla beraber olmak lazım. Başka şansımız yok. Cemaatsız mümkün değil. Cemaatsız yaşamak, iyi olacağım demek havanda yani o kapta su dövmek gibidir. Mümkün değil. Tek başına bu cemiyette, cemiyete rağmen yaşamak tek başına bu cemiyette, cemiyete rağmen yaşamak mümkün değil. Cemaatsız yaşayamazsınız. Ben yaşayamıyorum. Evet, nihayette Baki kadar okuduk. Hem müddet hayatında gayet cüzi bir ihtiyar ve küçük bir iktidar ve kız bak müddet hayatında. Abi mesela gece bak. Ya 12.52 gece kaldırıyor. Müddet hayatında gayet cüzi bir ihtiyar. Küçük bir iktidar. Kısacık bir hayat, az bir ömür, yani fıtratında beka var, az bir ömür, sönük bir fikir ile, nihayetsiz elemler ile bak, ne kadar elem var. Arkadaşlar ne kadar elem çektik. Ya bazen öyle bir cennet havası oluyor ki Abdullah, Allah'ım şu andaki bu şey, acaba bu devam eder mi ya falan, cennet gibi bir şey biliyor musun? Vallahi cenneti istemeyiz bir hal oluyor ha. Öyle bir tatlı oluyor, öyle tatlı oluyor. Anlatamam yani. O kadar hoş oluyor ki. Ama elimi de anlatacağım. Yani Allah hiç
Cennete gerek yok, vallahi et diyordum ya. Dedim ya. Neyi yaparken oluyor? Ha? Neyi yaparken oluyor? İman et. Nerede oluyor? Şimdi nerede oluyor biliyor musun? Şimdi nerede oluyor daha çok? Zorluklar içerisinde derse yetişeceğim, tamam mı? Öyle yağmurlar, şey var, tamam mı? Koştururken atletimi pislak, atletimi değiştirecek, odaya girecek zaman bulamadım. Olanı anlatıyorum ben. Hani çantamda var mı? Geçiyoruz derse, tamam mı lan bu derste ne yapacağız? Allah bir derste bu cemaatin şeklinden şeklinin bir acayip aleme sokuyor, tamam mı? Ondan sonra benim o bir şey yapmanın, Allah'ın böyle bu cemaata rahmet ediyor ya, o rahmet şahs-ı manevi oluyor. O şahs-ı maneviden de biz de ihlas, samimiyetimize göre, yani başka bir gayet takip etmeme nispetinde üzerimizde bir feyiz oluyor. O feyiz olunca odaya geçip attı çıkarken var ya, sanki bütün kainatı fethetmiş. Artık dünyada hiçbir varlık yok, tamam mı? O anda çok istemişim, Allah'ım canım alacaksan şimdi al. O anda var ya, Allah'a yemin ederim, Allah'a yalan yere yemin edilmez. Kafir olursun. O anda ölüm gelse yok demem namerdi. Çünkü o anda ben yokum. Bir duman, bir acayip bir şey, bir alem, o bir halet, o orada, yani orası, orada karıştırıyorum işte. Burası, orası, orası, burası. Orada karışıyor, kafa karışıyor. Ölmüş içe kurttan korkmaz derler, affedersiniz. Şimdi ne oluyor biliyor musun? O lezzet niye oluyor? Kıyamet nedir? Zıtların ayrışması değil mi? Aleminde zıtları ayrıştırırsan, hak, batıl, doğru, yanlış, hak, vefa, vefasızlık, soğuk, sıcak, karanlık. Bu ayrışmış aleminde ve zıtları ayrıştırdıktan sonra doğru yaşıyorsan senin zaten kıyametin koptu. Hangi kıyametten bahsediyorsunuz? O zaman bu adam ölmüş zaten. Mescid-i Aksa'ya girmiş. Girmiş, bütün peygamberler namaz kılıyor. Yani o anda var ya Abdullah, böyle bir tuhaf bir halet, bildiğin gibi değil ya. Herhalde bunun sonra dedim ki 70 katı Resulullah'ta oluyor bunun. Resulullah dedi ki, benim bir anım oluyor ki Cebrail gelse kabul etme. Ustad dedi ki, onun herhalde Resulullah 70 katı. Bu halin 7 katı da ustad da şöyle diyor. Benim bir anım oluyor ki o anda melek gelse kabul etmem. O Cebrail, bu melek. Ustad diyor. Ustad diyor. Gayrimüteşhide geçiyor. Benim bir haletim oluyor ki o anda melek gelse kabul etmem. Ben de diyorum Hasan Hoca gelse kabul etmem. Estağfurullah. Ama ne güzel oluyor. O olsa zaten yaşayamazsın ha. Abi öyle gittiğini bileyim. Ben bile üzülmem sana. Şey. Vallahi öyle. Vallahi. Ben bile üzülmem öyle gitsen. Ama sizin Allah'ınız, Rabbiniz, Rabbiniz öyle yapacak size. Ben bunda hiç şüphem yok. Ben Allah'a suizan etmekten, Allah'tan korkarım. Bak, Allah'a suizan etmekten Rabbime sığınırım. Sizi bu halette götüreceğine hiç şüphem yoktur. Amin, Allah'ım. Böyle götürecek, hiç endişe etme. Niye? Dava diyeni Allah davadan koparak götürmez. Allah kendisini onaylayanı reddedenle aynı kılmaz. Çünkü sen yapmazsın. Allah'a vefasızlık yapmayana Allah vefasızlık yapmaz. Çünkü vefayı öğreten bize O'dur. Samim alacaksın. Bitireyim cümleyi. Bana bak. Allah çok lezzetli bir şey ha. Ya o zaten onu yaşayamadığım için valiye geldim ya. O lezzetleri yaşayamadığım için valiye geldim. Ne yapacağım? Allah o kadar hoş ki korkulacak diye tövbe böyle sarılasan geliyor. Öpesin geliyor tövbe sana. Allah o kadar güzel bir şey ki. Allah nasıl bir şey olduğunu Allah biliyor. İyi ki Allah'tan Allah var ya. Şimdi neredeydik zaten? Hem bizim hayatta gayret cüz'i. Hangi kısacık bir hayat az bir şey. Hangi nereden okuyun? Son 3 satır abi. Son 2 satır. 3 satır. Elemler ile. Ha elemler ha. Hadsiz elemler ile ve emeller ile faydasız çarpışır ve hadsiz arzuların var mı ki gerisi? Abi, ne ahri davahım. Neyse.
Peki. Allah bu halette hepimizi soksun. El Fatiha.